Herkese selamlar. Ya bugün spor konuşmasak mı diye düşündüm. Hani neyi konuşacağız? İşte Kerem Atakan Keskin'in Makedonya'nın İtalya'ya son dakikada attığı gol gibi bir gol atmasını ve aynı saniyelerde atmasını konuşacağız. Aslı Bulut'un totemi yine tuttu. Yok artık oradan bir şey olmaz dedi ki. Şey de demiştin sen ya. Zayt'sın sayılmayan golünde de dedin değil mi? Bak bunlar benim hep başıma geliyor. Bir gün dayak yiyeceğiz. Millet ciddiye alacak mıyız? Atamaz, vuramaz falan muhabbeti sıkıntılı. Ben bir sene totem olsun diye kırmızı kazak giyip gitmiştim. Üst maraton kombinemiz vardı. O sene dayak yemedim ya, hiç dayak yemem. Herhalde arkamdan diyorlardı deli falan diye. Hiç görmedim tabii ama. Ya da bizim meteler falan mı söyledi totem yapıyor bu geri zekalı diye. Peki uymayın diye. Buyurun. Neden totem? Yani inanırsan oluyor. Bak bu gerçekten şeyle ilgili. Aslında senin de başına gelmiştir ya. Yani ben bunu şeyde keşfettim. Aslında totem mi denir bunu bilmiyorum ama Uludağ Üniversitesi'ndeyken sınavlara girmeden önce böyle bir sınava genelde çalışmıyordum da arada çalıştığımız oluyordu. Hani böyle stres yaparsın ya. Kendi kendime şeye karar vermiştim ya. Tamam kaldım ya. Lanet olsun kaldım. Hani böyle kendimi o kadar hazırlıyordum ki kaldım ben ya. Tamam geçelim bunu ve oralarda başladı böyle kendi kendine ritüeller oluşturuyorsun ya. Sonra işte futbol maçlarında bir gün hep aynı yerde oturduğunda, hep aynı şeyi yaptığında olduğunu görüyorsun. Benim rahmetli kardeşim çok acayip bir adamdı. Ne dese 3 saniye sonra tersi oluyordu. Ben ondan el aldım. Öyle bir şeyimiz oldu. Konuya girelim. Sakinler dizisini bitirdik. Uysallar değil mi o? Ben niye sakinler diyorum onlara? Bilmiyorum öyle. Uysallık sakinlikle herhalde kafamda. Allah Allah. Neyse bitirdik. İlk bölümde de bu biraz bahsetmiştik. Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı bir dizi. Elbette işte Donnie Darko var, içinde Fight Club var, American Beauty var. Var biraz American Beauty de bence biraz var. O şeylere girmiş film. O göndermeler var. Yani şunu kabul edelim. Hakan Günday, hani buraya bütün kitaplarını dizermişim okuduk diye. O da acayip bir konu. Mesela okuduğumuz kitapları bir daha okumayacaksak evde tutmalı mıyız, tutmamalı mıyız? Bu konu da çok düşündüren şeylerden biri. Ne diyorsun? Konuyu çevireyim mi? Önce Uysallar. Tamam. Dönelim Uysallara. Hayır. Şunu söyleyecektim. Çok iyi bir yazar ve okuduklarından çok etkilenip yapmış yazdıklarını. Hatta mesela bir noktada şey de var. Bukowski'nin bir alıntısı var. Hani bir şey yapıyorsan sonuna kadar yapacaksın. Her şeyi sonuna kadar yapacaksın. Faktotum filminin sonunda o şiiri okur. Bukowski, if you go, go all the way falan gibi. Neyse. Şunu söyleyecektim. Kitaplarında okuduğunuz zaman kafanızda oturuyor ve o hayali siz kuruyorsunuz. Dizide biraz havada kalmış. Belki şeyi konuşmamız lazım. Belirli noktalar. Netflix'e çekilen diziler. O başka bir hayat hikayesi. Yani oradaki fakir bile, tırnak içinde söylüyorum, ya da oradaki sertlik bile bir şey gelebiliyor. Bir yabancılık gelebiliyor bize. Mesela Bir Başkadır dizisini ben hiç beğenmedim, onu söyleyeyim ama oraya girmeyelim. Sinirli soğuktur şimdi, hiç girmeyelim o toplara biz. Bizlik bir şey değil o. Ama yani samimi değil. Bak hiç umurunda değildir ama Bergun Oya kusura bakmasın, hiç samimi değil bence. Hakan Günday'ın bu dizisi böyle havada kalmış gibi gözüküyor ama bir gerçeği çok güzel anlatmış. Hani Oğuz Atay da der ya biz Müslüman mahallesinde yetiştirilmiş Ortodokslarız diye. Orta sınıf var bu ülkede. Hani Özal zamanında orta direk deniyordu. Öyle değil. Böyle okumuş ve bir kariyer yapmış. Yani üst düzey yönetici olmuş. İşte buradaki kahramanımız mimar. İyi paralar kazanmış ama hep sürekli borçlara girmiş. İşte daha iyi bir ev alayım, araba alayım. Çocuklarını en iyi şekilde okutmaya çalışmış. Onları en iyi kurslara yollamış. Maddi olarak her şeyi vermiş. Eşine işte kendince bir özgürlük vermiş. Parasını, pulunu falan ama o kadar hani hep söylüyoruz sosyal maliyet diye bir şey var. O sosyal maliyeti öderken de şeyi kaybetmiş. Hayata olan amacını, ilişkileri, vakit yok. Bu zaten şeyi beraberinde getiriyor. O dizideki kahramanlardan oğlu mesela işte ben 17 yaşında hayatımın kararını niye vereyim diyor. Çok doğru, hepimiz için geçerli bu. Yani üniversitede ne okuyacağına karar ver diyorlar. Abicim o zaman senin birincisi vizyonun yok, ikincisi hayatı ve kendini tanımıyorsun. Üçüncüsü klişe olacak ama o senin okuduğun şey belki 20 sene sonra kalmayacak bile. Dördüncüsü de hayatın şöyle bir paradoksu var. Bunu futbolcular için konuşuyorduk. Burak Uçar çok güzel söyledi. Yani 18 yaşındaki halinizi düşünün eğer daha büyükseniz ya da 18 yaşındayken bir anda ben size çok para vereyim. Yani 40-50 yaşında kazandığımız parayı o zaman vereyim size. O zaman zamanınız var, o parayla çok şey yapabilirsiniz. Ama işte 40 yaşına gelmişsin. Ya da neyse, yani yaşa takılmıyorum ama bir kariyerde bir noktaya gelmişsin. O para var. Fakat 18 yaşındaki zaman yok. Ve bu sıkışmışlık var. Hani diyorlar ya, yok işte andropoz, mandropoz falan, hani erkeklerde ya da işte bir anda kafayı yedi, hayatını değiştirdi. Bunun sebebi şu, o içindeki çocuk konusu var ya, aslında hep oraya dönmek istiyorsun. Yani o zamanın olsun ve aynı zamanda da bir şeyleri yapabilme imkanı olsun istiyorsun. Dizide bu sıkışmışlığı anlatıyor ve bir noktada ben aslında bunun biraz daha tersini düşünüyorum belirli konularda, ama bir itirafta bulunalım. Yani dizi şu duyguyu da veriyor size. Hani diyoruz ya abi, zengin, her şeyi var, senin derdini seveyim diyoruz ya. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey deme hakkın yok. Onun derdi de ona zor oluyor. Şu anlamda söylüyorum yani, zenginlerin sorunu onları da anlayalım değil. Ben empatiden de çok, hani empati bambaşka bir şey. Sevdiğin kişiyi anlamaya çalışırsın. Bu öyledir de. Benim söylemeye çalıştığım şu. O adamın da sorunları var. Evet var abi yani. Hani buradan bakınca bana sorun gelmiyor. Çünkü ben Maslow'un şeyinde, ne derler, hiyerarşisinde, ihtiyaçlar hiyerarşisinde ben diyorum ki kardeşim önce benim bir evim olsun, önce bir param olsun da sonra ruhsal sorunlarım olur. Ama işte o adamın var. Ne yapalım yani? Adam şey mi desin? Yine aç mı kalayım ben? Guardiola'nın şey demesi gibi. İyi ben gideyim Siirt Spor'u mu çalıştırayım desin. Bak ben büyük takımlarda çok şey yaptım. Bu da böyle bir dünya. Biraz dizi bunu anlatıyor. Elbette abartılar var işin içinde belirli noktalarda, ama zaten iddialı olan şu değil mi? Siz bir hayal kuruyorsunuz. Diyelim ki işte senaryo ya da kitap. Bir hayal kuruyorsunuz. Sonra o hayali birileri diyor ki böyle çekeceğim ben bunu diyor. Oyunculara anlatıyor. Oyuncular da bir hayal kuruyor. Ve görsel olarak önümüze çat diye koyuyorlar. Ve biz de onu izlerken biz de başka bir hayal kuruyoruz. Aslında film ve dizi, yani daha doğrusu görsellik, tiyatro hatta çok cüretkar. Sana diyor ki aha bak ben bu olayı böyle anlatacağım sana diyor. Hiç beğenmeyebiliriz ama bazen de hakikaten gidip yönetmenle ya da oyuncuyla konuşmak istiyorsun. Abi sen bunu mu yapmak istedin? Ya bana bu duygu geçti diyorsun ya. O da mükemmel bir duygu elbette. Bu dizide bu tür diziler de böyle. İlk başta söylediğime geri döneyim. Hani Netflix'in konseptinden midir nedir? Biraz böyle şey gibi durabiliyor. Olmamış. Olmamış hissi veriyor. Ama ona takılmazsan eğer, yani burada da öyle bir olay var. Takılabilirsin tabii yani. Ben takılmadım. Ben diziyi en başından itibaren bir şekilde sardı beni. Belki de hepimiz kendimizden bir şey buluyoruz ya bu noktalarda. Beni bir noktada yakaladı diye düşünüyorum. Ve ya bu dizi ya da hayat genelde, hani insan niye yaşar? Asıl soru bu bence. Yani hayat bir mana arayışıdır falan gibi bir şey söylemeyeceğim ki, ben buna inanıyorum. Ama insan niye yaşar? Hani niye yaşıyoruz? Zaman zaman dalıp gidiyoruz değil mi? İşte niye kısmını kaçırıyoruz. Sürekli olarak para kazanmak lazım. İşte daha iyi bir televizyon, daha iyi bir koltuk takımı, daha iyi bir yatak odası takımı almak lazım. Daha güzel yerlere tatile gitmek lazım. Bunlar kötü demiyorum. Bak bu da çünkü çok klişe olur. Ama bunun seni rahatsız ettiğini düşünüyorsan, senin istediğin bu değilse, o zaman oradan dön. Yani modern dünyada bir viraj var. O virajı dönersen her şeyden vazgeçebilirsin. Ve bütün sistem senin o virajı dönmemen üzerine kurulu. Ben demiyorum ki herkes o virajı dönsün. Ama o viraja dönebileceğini bilmek seni rahatlatan bir şey. Karşındakilerin de senin bunu bildiğini bilmesi, onların da sana olan davranışlarını bir yerde o çizgiye çekiyor. Sen şunu bil birey olarak. Sen diyorum, kusura bakmayın sayın dinleyenler. Şunu bilin. Her şeyden vazgeçebilirsiniz. Bir kere bir psikiyatr seansında demişti ki her şeyden vazgeçebilirsin. Şimdi ben böyle diyorum ya, herkes kendi kendine soruyor. Nasıl vazgeçeyim? Çocuğumu mu bırakayım? Yok işi bırakırsam aç kalırım. Öyle bırakabilirsin. O zaman alternatif bir gerçeklik kurarsın. Aslında her şeyi bırakabilirsin. Ama mesele bırakmak istiyor musun? Sosyal maliyetleri nedir? Ya da sen ne kadar çok istiyorsun bunu? Daha o seviyeye gelmemiş olabilirsin. Bir başkası sana bırak dedi diye hani kişisel gelişim kitapları, kendin ol, dalgalarla savaş, ondan sonra çattı pattı kaç attı. Bunların hepsi, ya da git adam ol, köşeleri kap. Hani Pekin şarkısında dediği gibi manyak adamın tekinin fikri bunlar. Ha bu manyak adamın dedikleri size uyabilir. Ama uymadığı durumlarda gerçekten her şeyden vazgeçebilirsiniz ya. Yani televizyonu kapatabilirsiniz mesela. Çok basitinden. Televizyon sürekli açıktır ya. Abi kapatabilirsin. Ona bakmak zorunda değilsin. Duvara bak. Gerçekten. Oyunculuklara da gelirsek. Kadın oyuncunun adı... Songül Öden. Songül Hanım'ı tebrik ederim. Erkek başrol. O da başarılı. Sizi hatırlayamadım. Valla. Özür dilerim. Siz bakarsınız. Bütün oyuncular çok iyiydi. Haluk Bilginer. Özellikle saçları beyaz olduğundaki o tirajı. Çok çok kısa. Olsun. Ama yani tamam karikatürize etmişler mi? Onu seçmişler. Uğur Yücel. Uğur Yücel elbette. Güzel. Güzel. Ben beğendim. Ama beğenmeye de bilirsiniz. Bu videoda böyle olsun dedik ya. Yani yoksa biz de biliriz. Manchester City'nin Brighton'a 3 attığı maç, Chelsea'nin attığı 3. goldeki topun kısmetten çıkınca kaleye nasıl girdiğini anlatırız. Onları anlatanlara da saygı duyuyoruz. Görüşmek üzere.